kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün videomun açılışını böreğimin çıtırtısıyla açtım. Gerçekten mükemmel bir börek tarifiyle geldim. Bugün birlikte sarıyer böreği yapacağız. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabıma 5 bardak un, 1 tatlı kaşığı tuzu ekledikten sonra azar azar su ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başladım. azar azar su ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuz orta sertliğe yakın bir kıvamda olması gerekiyor. Çok iyi yoğrulması gerekiyor. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri hamuru çok güzel yoğurmaktır. Hamuru birkaç dakika kadar masada yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Hatta dakika tutmanızı istiyorum. En azından bir 5 dakika kadar hamuru masada yoğurursanız hamur çok daha güzel, çok daha rahat bir şekilde açılacaktır. Ayrıca kullandığınız su ılık olması gerekiyor. alık olursa yine hamurumuz çok rahat bir şekilde açılacaktır. Hamuru yoğurma kabında toparlamaya devam ediyorum. Sizler videomu buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Tezgahıma biraz un serptikten sonra hamurumu yoğurmaya başladım. Tezgahta bir 5-6 dakika kadar hamuru yırta yırta yoğuruyorum. Hamuru birkaç dakika kadar yırta yırta yoğurduktan sonra videoda görüldüğü gibi yumruklayarak yoğurmaya devam ediyorum. Bu sefer bilerek yoğurma kısmını biraz uzun tuttum. Bütün aşamalarını tek tek göstermek istiyorum. İlk defa deneyenler de e, bu tarifle inanılmaz derecede kolay bir şekilde e, el açması börek yapabilecekler. Yeter ki hamuru söylediğim gibi çok güzel bir şekilde yoğurun. Eğer hamurun markasını da öğrenmek isterseniz yani sizlere markasını da yazabilirim. Hamurumu yeteri kadar yoğurduktan sonra silindir şekline getirdim. Daha sonra hamur kartı ile 6 eşit parçaya bölmeye çalışıyorum. Orta kısımlar biraz daha büyük olduğu için yuvarlarken, beze yaparken fazla gelen kısmı küçük gelenlere ek yapacağım. Bu işlemi de videoda görüldüğü gibi bezelerken alt kısmından fazla olan kısmını çıkartıyorum. Diğer küçük olanlara ek yapıyorum. Bezelerimin hepsini hazırladıktan sonra üzerine ilk olarak poşetle daha sonra da temiz bir mutfak beziyle kapatıyorum. Bu şekilde 20 dakika kadar dinlendiriyorum. Bezelerimin daha rahat bir şekilde kendini salması için. 20 dakika dinlendirdikten sonra hamurun kıvamını şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi poşet serdiğim için çok güzel bir şekilde kendini salmış hamuru dinlendirme aşamasında kullanacağım 100 gram kadar tereyağı bir çay bardağına yakın sıvı yağım var karıştırdıktan sonra kenara alıyorum merdane yardımı ile her bir bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum Her bir bezeyi videoda görüldüğü gibi pasta tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra yağlı bir tepsinin üzerine bezelerinde altını üstünü yağladıktan sonra tepsiye alıyorum. Tepsiye aldıktan sonra altını üstünü bol yağ ile yağlamanız gerekiyor. Ben burada sadece gösterme amaçlı gösteriyorum. Tekrardan yağlıyorum. Bütün hamurlarımı aynı işlemi yaparak hazırladıktan sonra tepsiye aldım. Tepside üstünü güzelce streçledim bu şekilde yarım saat kadar dinlendiriyorum yarım saat dinlendirdikten sonra böreklerimi açma işlemine başlayacağım bu arada ben de iç malzemesini hazırlıyorum iç malzemesi için 200 gram kadar kıymamı tavamın içerisine aldım kıyma miktarını kendiniz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz hatta istemiyorsanız hiç kıyma kullanmaya da bilirsiniz patatesli kıymalı olarak hazırlıyorum. Kıymayı biraz kavurduktan sonra üzerine bir adet küçük boy soğanımı küçük küçük doğradım. 2 adet sivri biberimi de aynı şekilde küçük küçük doğradıktan sonra kıymamın üzerine ekliyorum. Bir 3-4 dakika kadar biberleri ve soğanı da kavurduktan sonra üzerine hazırlamış olduğum, ezmiş olduğum patateslerimi ekliyorum. 5-6 adet küçük boy patates kullandım. Patatesleri karıştırıyorum. Patatesleri karıştırırken e, tuzunun tadına bakabilirsiniz. Bu aşamada dilerseniz tuz ekleyebilirsiniz. Ben kıymaya biraz eklemiştim. E, tadına baktım. Daha sonra tuzu eksik olduğu için biraz tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da pul biber ekledim. Yine damak tadınıza göre eğer seviyorsanız karabiber de ekleyebilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir iç harcı. Bu iç harcını aynı bu şekilde hazırladığınız zaman gerçekten çok beğeneceksiniz. Sürekli olarak siparişi aldığım bir tariftir. Çok beğeniliyor. Bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Hamurumu açma işlemine başlıyorum. Masayı önceden güzelce yağladım. Daha sonra biraz sıvı yağ ile açmaya başladım. Üzerine azar azar sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Eğer isterseniz hazırlamış olduğumuz yağ karışımından da bu börek açma işlemini yapabilirsiniz. Ben sıvı yağ ile daha rahat açıyorum. Daha çıtır çıtır olduğunu düşünüyorum. O yüzden hazırlamış olduğum yağ karışımım biraz fazla geldi. O yüzden 50 gram kadar katı yağ kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ yeterli olacaktır. Eğer benim gibi sıvı yağ ile açacaksanız. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra kenar kısımlarından içeriye doğru biraz katlıyorum. Katlarken gözünüze takılan kalın kısımları varsa o kalın kısımlarını alabilirsiniz. Kalın kısımlarını da aldıktan sonra iç harcından yukarı kısma koyuyorum. Daha sonra rulo şeklinde sarıyorum. Çok fazla sıkı sıkı olmasın. Sararken dikkat edin. İç harcını dilerseniz serperek de kullanabilirsiniz. Her yerine gelmesini istiyorsanız hamuru bu şekilde açtıktan sonra masaya birkaç kez vurduktan sonra bu şekilde hazırladım. Hemen hızlı bir şekilde bir tane daha açıyorum. Bu aşamaları biraz hızlı geçeceğim videonun çok fazla uzun olmaması için. Hamuru açma kısmını gösterdikten sonra hemen katladım. Katladıktan sonra iç harcını koyuyorum. İç harcını biraz bol kullandım. İç harcını koyduktan sonra videoda görüldüğü gibi yuvarlıyorum. Hamurumu yuvarladıktan sonra masaya birkaç kez vurarak hamurumu büyütüyorum. Hamurumu yeteri kadar büyüttükten sonra videoda görüldüğü gibi şekil yapıyorum. Dilerseniz birçok el açması tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca içli kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, daha aklıma gelmeyen birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine biraz yağ sürüyorum. Ya sürdükten sonra sizlere yakından göstereceğim. Bu arada fırınımı önceden ısıttım. 5 dakika kadar önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreklerimi pişirdim. Böreklerim fırından çıktı. Gerçekten mükemmel bir şekilde kızardı. Telefonun ışığından dolayı biraz daha açık görünüyor. Hemen sizlere yakından göstermek istiyorum. Çıtırtısını tekrardan dinletmek istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.